yapıyor mu? Nasıl öyle? Ses alıyor. Ne kadar zamanda mı? Zaman olarak 6 ay 1 sene. Ama burada kayıyorum diyor. Fa soldan la'ya giriyorum, kayıyorum. Bu mesleğe bir hobi olarak başladım. Biraz usta gördüm tabii ki. Adapazarı'nda bir çalışıyordum. O zaman bir Trabzonlu arkadaş vardı, bir Sabri Uzun diye. Onun yanında çalıştım, takıldım. Oradan işte devam ettim. 35 senedir beraber yapıyorum yani. Yani iyi bir kaliteli bir saz diye dersen yani 20 günden önce çıkmaz veya bir ay diyeceksin. Zaman olarak dersen. Ama bekleme süresi de yine 5-6 sene olacak en az. Kuru olması lazım. Yaştan olmaz. Kabasını oyduktan sonra suya atıyoruz. Bir ay, bir buçuk ay suda bekletiyoruz. Tuzlu suda. Onun yanı ham suyunu atmış oluyor. Kendi öz suyunu. Acı suyunu daha doğrusu. Yani bir nevi fırınlanmış oluyor. Şeyde. Fırın suda. Tuzlu suda. Ondan sonra yavaş yavaş işte tekrar bir kabasını daha alıyoruz. Tekrar bir daha derken çok elden geçiyor yani. Bir saz dersen aşağı yukarı bir olur, bir buçuk olur, iki olur, daha fazla olur. Ha, 300'e de saz var, 500'e de var. Öyle yani, kalite kalite. Yaprak olursa ucuz olur tabii, yaprak saz. Genelde oyma dutları, biz oyma duttan yapıyoruz oyma sazları. Yaprak yaparsak yine dut veya ardıç, maun yaprakları öyle. O şekilde yapıyoruz. Ben 5 sene bekleyeceğim. Kuru, ne kadar kuru tutacak o kadar güzel oluyor. Onu demek istiyorum. Yani ne kadar kursa ama 3 sene olur ama 5 sene olur. Demek istediğim yani. Öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. O kadar yani. Yardımcı oluyorum sadece. Öğretiyorum. Yardımcı oluyorum. Öğretim anlamında. Oyma eğitimi istese gelirse adam şey yaparız. Hani bazıları öyle geliyor bana yardımcı oluyor arkadaşlara. Kabasını aldırıyorum. İncesini ben yapıyorum zaten.